2 milyar 500'den 1 lira elektrik su kira gidiyor, 1,5 milyar kalıyor. O 1,5 milyarla da sadece ve sadece ölmemek için yaşayacaksın. Keyif yok, zevk yok, bir şey yok. Sadece yaşamak için. En aşağı 2,5 olması lazım efendim. Çünkü 1 lira elektrik su, doğal gaz, kira. Ne kaldı? 1 lira. 1500 kalıyor. O 1500'de daha günde 50 liradır. İnsanca güne yaşayamıyorsun. Bugün senin bir misafirin geldiği zaman sen onu lokantaya götürüp de iki kişi 50 milyon verdiğin zaman 5 gün gerek evine bir şey götürmeyesin. O açığı kapatmak için. Sen de insansın. İnsanca bir gün bir arkadaşına bir yemek, bir çay ısmarlayamıyorsan demek ki bu ülkede sen bir ölüsün, yaşamıyorsun, yaşayan bir ölüsün. Bir de başkanımız diyor ki Rabia işareti yapıyor diyor, 4 tane evlat getirin. Ya her bir evladın hem akıllı 5 milyon masrafı olsaydı 600 milyon eder. Elektrik, su, kira aldı getiriyor bir çocuklar. Sen ne edebilirsin? Bir su, bir çay. Diyor ki gel millet kıraathanesine. Gelin sen bizi millet kıraathanesine dediğin zaman olmuyor. Gerek ki sen bize aş, iş, göç, üretim yapasın. Öğretim olmadığı zaman insanlarımız çalışmadığı zaman ağız susuz perişandır. Bu böyle gitmez. Kesinlikle sen Güneydoğu'ya bugüne kambi çivi çakmamışsın. Bize yaptığın bu zulümkarlıktır, bu haksızlıktır. Vergimizi veriyoruz, elektrikimizi veriyoruz, suyumuzu veriyoruz. Çünkü bu vatan hepimizin vatanı. Babamın dedesi gelip de şehit olmuş. Kanlar ki bizim bütün insanlarımızın kanı. Tek başına savaşı bu ülkeyi kurtarmadın ki. Bu ülke bütün ülkemizin, bütün insanlarımızın, bütün haklarımızın. Bu ülkede siz gitseniz bile biz Kürt halkı olarak kesinlikle gitmeyeceğiz. Kanımız aksa bile dahi. Bizim vatanımız. Asuriyelileri çıkarıp gönderdiler bakıyoruz. Bugün burada bir şey olsa kim bizi buradan götürecek? Hiç kimse. Kanımız gitse, canımız gitse, malımız gitse kendimiz gitmeyeceğiz kesinlikle.